Arkadaşlar merhabalar. Bugün Mehmet Bey'in 10. günü. Bildiğiniz üzere saç ekiminden sonra 10. günde biz kabuk temizleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Yurt dışında olan ya da bizden uzakta olan hastalara video yoluyla nasıl kabuk temizlenmesi gerektiğini anlatan video gönderiyoruz. Eğer yakınsa kliniğe, kendileri de kliniğe gelip bizim sayemizde, bizim vasıtamızla kabukların temizlenmesini yaptırabilir. Şimdi Mehmet Bey de kliniğe geldi. Göründüğü gibi biraz yakın çekim alalım. Kabuklanmış iyice. Zaten sıcak ve nemli olduğu için bir miktar kabuklar köklerin etrafından kendiliğinden düşmüşler. Geriye kalanları da şimdi ilk etapta ıslatacağız. Daha sonra losyonumuzu döküp 20 dakika bekleyip sonra da temiz bir spançla yuvarlak çizerek köklerin etrafından kabukları sileceğiz. Şimdi ilk etapta kabukların hafif yumuşaması için tazyikli olmayan bir suyla bu şekilde ıslatıyoruz. Daha sonra da var olan losyonları kullanıyoruz. Bizim elimizde başka bir firmanın losyonu var şu an. Yıkama ve şey için uygun, yapışmayan su bazlı bir losyon. Başka firmaların başka losyonlarını da kullanabilirsiniz. Bu aşamada dokunulabilir şu şekilde. Losyonumuzu güzelcene her tarafına yediriyoruz böyle. Şu şekilde. Bu uygulamayı yaptıktan sonra 20 dakika bekliyoruz. Şimdi 20 dakika bekledikten sonra elimize bir tane spanç alıyoruz. Gazlı bez temiz olması şartıyla. Şöyle yuvarlaklar çizerek küçük küçük şu şekilde. Şu an köklerin etrafında kurumuş olan sebum, yağ dokusu bu. Böyle temizlenebiliyor. Hafif küçük kıllar gelebilir hele, korkmayın. Bunlar zaten şoka uğrayacak olan kıllar, kök hücreler cilt altına yerleştiği için bu temizlik aşamasında kayıp olmuyor. Şöyle görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, kabukları temizledik. Şimdi son halini göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi kökler etrafındaki sebumdan kurtuldu. Şu an tamamen tutmuş durumda. Herhangi bir kök kaybı olduğu zaman, özellikle kök çıktığı zaman, kök çıkan bölgede kanama olur. Oradan da anlaşılıyor. Herhangi bir kayıp olmadı.